CIA Başkanı Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradı. İran-İsrail gerginliği hakkında Kalın'a mesaj iletti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre CIA Başkanı İbrahim Kalın'ın İran-İsrail gerginliğinde ara bulucu olmasını istedi. Türkiye zaten tansiyonun düşmesi için devrede neredeyse 7 Ekim'den bu yana diyebiliriz. Bu konuda yeni bir adım görür müyüz? Neler olur, neler yaşanır? Öncelikle Sayın Açıkalın'la başlayalım. Sonra Sayın Hocamızla başbuğuyla devam edelim. Samet Bey, teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'nin bu noktada özellikle hem Dışişleri Bakanımız hem de MİT Müsteşarımız, MİT Başkanımızın bu süreçteki rolünü aslında şöyle yorumlamak lazım. Biz hep şunu söylüyorduk 7 Ekim sonrasında. Türkiye bu meseleyle ilgili yadsınamayacak bir aktör. Her boyutuyla baktığınızda ateşkes görüşmelerinden tutun birçok boyutta Türkiye'nin etkili bir rolü var ve olması da gerekiyor. Son süreçte de özellikle İran'la tansiyonun yükselmemesi meselesi ve bir şekilde de ateşkesle ilgili süreçlerin içerisinde de MİT Başkanı'nın hani Ye ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi oldukça önemli. Tabii şunu görmek lazım. Türkiye'nin siz de dile getirdiğiniz sorunuzun başında hem Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem de çok uzun yıllar müzakerecilik ve arabuluculuk konusunda önemli bir deneyimi var. Hatırlamayanlar için 2000'lerin ortasında İran'ın nükleer müzakerelerinde de Türkiye resmi bir rol oynamıştı batılı ülkelerle beraber. Dolayısıyla Türkiye hem bu noktada İran'ı iyi bilen hem de diğer aktörlerle her zaman diyalog kanalı olan bir ülke. Bundan sonraki süreçte de açıkçası Türkiye'nin ben inşallah umuyorum ki ateşkes bağlamında çok daha somut adımlar atılmasına da vesile olabileceğine inananlardanım. Son olarak şunu söyleyeyim ilk soru bağlamında. Bu noktada hep söylediğimiz gerçeklik şuydu. Türkiye'yi hiçbir bölge aktörü ya da bölge dışı aktörün dışlaması mümkün değil. Türkiye olmadan Filistin'de tam bir barıştan söz etmek ve bölge barışından söz etmek mümkün olmaz. Sayın Başbuğ, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Aslında Sayın Açıkalın'ın bıraktığı yerden sorayım size. Türkiye olmadan bir barış, bir karşılıklı görüşme süreci yaşanabilir mi? Ona şöyle bir tanım getirelim Samet. Şimdi bu tür olaylarda ara bulucu veya dengeye getiren ülkelerde aranan özellikler neler? Bir, güvenilir olması. İki, tarafsız olması. Üç, sözünün eri ve sözü geçerli bir ülke olması. Dört, dünya siyasetinde, dünya genelinde de kabul gören bir ülke ve lider olması. Şimdi bu özelliklerin hepsinin şu an olduğu ülke Türkiye. Gerçekten tarafsız, gerçekten bölgede ve dünyada sözü geçiyor, gerçekten güveniliyor ve gerçekten de hukuk, adalet neyse ondan yana tavır alan bir ülke olarak tanınıyor. Bu nedenle de çok rağbet görüyor, bu nedenle de çok kabul görüyor. Bunun en yakın örneği senin de az önce ifade ettiğin gibi Ukrayna-Rusya Savaşı'nda takındığı tavır. İki tane Hristiyan devlet birbiriyle savaşıyor. Diğer Hristiyan devletler buna talip olmasına rağmen Müslüman bir ülke Türkiye'yi tarafsız ara bulucu olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Türkiye'nin şu anki pozisyonu bana göre tam anlamıyla bu. Hani böyle yangın söndürme sistemleri içerisinde bir yuvarlak cam vardır. Acil durumlarda kırınız der. O yangına işte müdahalede ilk başvurduğun bir noktadır. Türkiye şu an bu konumda. Ne zaman işler çıkmaza girse, ne zaman böyle gerilim tırmansa hemen akıllara Türkiye geliyor ve bunu söylersen sen çözersin diyorlar şu an olduğu gibi. Bakın Türkiye zaten böyle bir talep gelmese de üzerine düşeni fazlasıyla yapan bir ülke. Hatırlayın, İran ve Pakistan Belucistan üzerinden çatışma noktasına gelmişler iken hemen araya girdik. İki tarafla da görüşme sağladık ve oradaki yangını daha harlamadan söndürdük. Keza Sırbistan, Kosova. Hatırlayın, savaş Avrupa'ya mı sıçradı diye herkesin eyvah dediği dönemde yine Sayın Erdoğan sahaya inerek yaptığı ziyaret ve görüşmelerle iki ülkeyi de sakinleştirdi ve orada da o çatışma ihtimalini minimize etti. O an için tehlike ve tehdidi bertaraf etti. Sayın Başbuğ, o zaman şunu sorayım, öyle devam edin. Siz örnekler verdiniz. Çatışmaları ya da çok sıcak olan noktalarda Türkiye devreye girerek
tarafları sakinleştirdi, tarafları itidale çağırdı. Ama baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni burada söyleyeceğim. Bir gelişme olduğu zaman ilk olarak Türkiye'yi devreye sokmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Sonradan sıkıştığı noktada diyelim tabiri caizse, zor duruma düştüğü noktada Türkiye'den destek istiyor. Bu neden, niye böyle bir süreç yaşıyoruz her seferinde? Sen tabii çok kibarca bir ifadede bulundun, sıkıştığı zaman diye. Ben de ona bir üst perdeye taşıyayım, yüzüne gözüne bulaştırdığı zaman diyelim meseleyi. Çünkü ne zaman iş çıkmaza girer, kontrolden kaçarsa akıllara Türkiye geliyor. Bunu Gazze'de de yaşadık, bunu Avrupa'daki o diğer olaylarda da yaşadık, yine bunu İran olayında da yaşıyoruz. Ukrayna'da da yaşadık aslında. Şimdi burada amaç üzüm yemek olmadığı için maalesef, böyle ikiyüzlü politikalarla kendi akıllarınca bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Kuramayıp yüze göze bulaşınca, iş başka yerlere gitmeye başlayınca koşarak Türkiye'nin yanına geliyorlar. Biz ettik, sen eyleme, şu işi toparla. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz şimdi bu konuda da gene üzerimize düşeni yaparız. Yani Sayın Kalın'ın yapmış olduğu görüşme, zaten Türkiye bu konuda herhangi bir talep gelmese de bölge huzuru adına, kendi güvenliği adına ve insanlık adına her şeyden ötesi, zaten tarafları sürekli itidale davet eden bir takım diplomatik ataklar veya söylemler yapıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum 7 Ekim olaylarında, yani Gazze'de Sayın Erdoğan konuşma yapıyordu kürsüden. Benim de olduğum bir toplantıydı. Konu bambaşkaydı ama araya hemen bunu sıkıştırarak Filistin ve İsrail'i dedi, aman dikkat, bu işin sonu çok tehlikeli yerlere gider. İtidal, itidal, itidal dedi. O an dinlenseydi belki bugün bu olaylar yaşanmayacaktı. İsrail'in bu saldırgan tutumu yüzünden, bu verilen akıl yok sayıldığından veya görmezden gelindiğinden iş bu noktalara geldi. Şimdi İran'da da gene aynı mesele söz konusu. İran'la da biz muhakkak görüşürüz. Ve buradaki hani artık el yükseltmeden bu süreci buradan itibaren yavaş yavaş soğutmayı tavsiye eden bir takım görüş, bir takım fikir ve alışverişlerde bulunuruz. Ama yeter ki bütün taraflar samimi olsun. Çünkü Türkiye samimi. Türkiye burada tarafsız, çok net, şeffaf bir şekilde insanlık adına tavır alan bir ülke. Ve bunu yaparken de evvel yaptıklarıyla zaten rüştünü çoktan ispat etmiş olan bir ülke. Biz İran'da da bunu deneriz ve inşallah karşılık da alırız. Yeter ki araya üçüncü bir aktör, sinsi, farklı niyet olan bir yapı girmeye kalkmasın. Veya o üç kuruşluk aklıyla başka işler yürütmeye kalkmasın. Yoksa Türkiye bu konuda zaten deneyimi var ve üzerine düşeni sen söylemesen de yapacak niyette bir ülke. Çünkü bizim burada derdimiz üzüm yemek. Bizim derdimiz burada insanlığın artık şu hani sarmaldan kurtulmasını sağlamak. Ve bu konuda zaten bana göre altyapı çalışmaları, görüşmeleri başladı. Zaten zaman zaman biz bu konuda da çok defa telkinde bulunduk sevgili Samet. Bölgedeki istikrarı en çok Türkiye istiyor zaten. Bunu da sizin de söylediğiniz gibi attığı adımlarla ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye'nin orada, Orta Doğu'da yapacağı, işbirliği yapacağı ülke sayısı da fazla. Orta koridor, enerji koridorunu düşünürsek, diğer adımları, ticari adımları da düşünürsek barış olması önemli. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Dışişleri Bakanları'yla görüştü. Bölgedeki krizin tırmanma ihtimali endişe verici vurgusu yapan Fidan, Türkiye'nin gerilimi artıracak adımları sona erdirmesini arzu ettiğini aktardı. Peki Fidan'ın bu görüşmeleri ve açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sayın Açıkalın. Samet Bey, zaten Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın şimdi 7 Ekim sonrasında bir önemli açıklaması vardı. Bence İran meselesini son 48 saatte takip edenler bunun ne kadar doğru bir tespit olduğunu fark etmiştir. Sayın Fidan demişti ki Gazze'den ya bir toplu barış çıkacak, bölgesel barış, ya da bir bölgesel savaşa evrilme ihtimali var. Şimdi son İran'la yaşanan gerginlik, birçok meseleyi gördüğümüzde aslında Dışişleri Bakanı'nın bu bağlamda söylediğinin ne kadar önemli ve gerçekçi bir analiz olduğunu görmek lazım. Bugün geldiğimiz noktada hakikaten... Sayın Açıkalın, Hakan Fidan'ın açıklamasına baktığınızda sizin öngörünüz ne? Toplu bir barış mı çıkacak, yoksa daha doğrusu toplu bir barışa doğru mu gidiyor bölge, yoksa toplu bir savaşa doğru mu?
Samet Bey, söylemek çok zor cevabını. Elbette Türkiye'nin isteği, Dışişleri Bakanımızın da aslında vurguladığı toplu bir barış olması. Tam da siz onu söylemeden önce şunu söylemeye çalışıyordum. Gazze'deki kan durmadan maalesef bir barıştan bahsetmek çok zor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında sık sık vurguladığı mesele bu. Çünkü Gazze'de, yani daha doğrusu Filistin özelinde ne kadar hakkaniyetli bir çözüm olursa hem İsrail lehine hem de bölge lehine yeni bir barış ortamının doğma şansı var. Ama bunun aksi devam ettikçe, Gazze'de kan akmaya devam ettiği sürece bugün İran'la, yarın Lübnan'la ya da başka bir bölgesel aktörle İsrail'in angajmana girme riskinin kimse düşük olduğunu düşünmesin. Yani yarın bir gün baktığınızda İsrail İran'ın son saldırısına karşılık vereceğim dedi. Örneğin Lübnan'ı işgal etmeye kalksa, tarihte bunların benzerlerini biz İsrail-Filistin meselesinin içerisinde çok gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin 1967 haritası temelli olarak çözüm yaklaşımı sundu resmi ve diplomatik şekilde. Ve bu meselenin, ki Türkiye'nin 1967 önerisi aslında batılı ülkelerin de benimsediği bir argüman. Bu bağlamda çok taraflılıkla bu sürecin acilen yürütülmesi lazım. Tabii İki soru var bununla ilgili insanın aklında. Bir, İsrail buna ne kadar yanaşıyor? İki, İsrail'i en fazla kontrol altında tutabilecek ya da etkileyebilecek aktör Amerika Birleşik Devletleri. Bu bağlamda nasıl bir perspektif oluşacak? Bunu öngörmek zor. Çünkü her şey çok anlık ve dinamik değişiyor. Fakat Sayın Dışişleri Bakanımızın konuşmasından da net bir şekilde anlayacağımız üzere ve Türkiye'nin her zamanki duruşuyla beraber, Türkiye bölgede barış için çalışmaya hazır. Garantörlük teklifinden çok taraflılık ilkesine kadar her anlamda Türkiye, Türk dış politikası buna da öncülük edebilecek kapasiteye sahip. Açık Alın'ın aslında temas ettiği noktayı Sayın Başbuğ size de sormak istiyorum. Hakan Fidan'dan cümlelerinden feyiz alarak söylemişti. Bölgede bir ortak barışa mı gidilecek, yoksa ortak bir savaşa mı gidilecek? Bölge savaşı mı olacak, yoksa bölge barışı mı olacak? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna ek soruda şunu sorayım. İsrail'in bir geri misilleme yapması ihtimali sizce ne kadar var? Sondan başlayayım. Bana göre İsrail'in geri misilleme yapma şansı çok düşük. Daha doğrusu ihtimali çok düşük. Çünkü orada bir sapkın yapı var. Orada gerçekten kontrolü zor bir aklın da işlediğini görüyorsun. Bir takım temellere dayandırılan bir akıl var. Bu akıl olduğu için bir açık kapı bırakıyorum. Hani olma ihtimali de olabilir diye. Normal şartlarda burada, hani benim o bir tiyatro olarak gördüğüm süreç işledi ve bitti. Yani noktayı Irak koydu. İşte düzeltiyorum, İran koydu ilk. Bizim için dedi konu kapanmıştır, bitti dedi, ki bana göre o önemli bir çıkıştı. Hemen arkasından Amerika buna takviye babında bir cevapla karşılık verdi. O da gereken yapılmıştır, savunma sistemi çalışmıştır, İsrail korunmuştur diyerek aslında konuyu kapattı. Ama İsrail cephesinde sanki ucu açık bir süreç bekliyor gibi bir hava oluşturuldu. Bu kamuoyunda hani bu alınan saldırıya karşılık bir karşı cevap niteliği taşıyacak bir boşluk mu? Gaz alma anlamında kullanılan. Yoksa gerçekten arka planda bir sinsi, evet, bir akıl var mı? Bu yeni saldırıyı planlayan. Ben olduğu kanaatinde değilim. Amerika buna en azından böylesi bir olaya müsaade etmez. Zaten bunun da işaretini verdi. Eğer bir, evet, daha hani benzer bir faaliyet olursa benden destek alamazsın dedi. O nedenle o ihtimali az bulurum. Yani zayıf bulurum. Esas ilk soruna gelince, yani Sayın Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak söylemiş olduğu, tamamlıyoruz. O zaman şöyle hemen ifade edeyim. Dün BM toplantısını CNN yayınlandı. Akşam an be an takip ettik. Orada aslında çıkan ortak bütün ülkelerden akıl, Sayın Fidan'ın ikaz ve ihtar ettiği akıl. Yani herkes tehlike ve tehditten bahsediyor. Büyük bir savaş çıkar, bir tehlikeli bir süreç, kontrol altına alınmalı deniyor. Keşke bizi dinleseydiniz. Biz Mısır'da, evet, 6 ay öncesinde İslami İşbirliği Teşkilatı'nı topladığımızda Sayın Fidan bugünleri çizen konuşma yaptı. Ama dikkat alınmadı. Şimdi aynı noktaya gelindi ve tehlike ve tehdit daha da büyüdü. Dolayısıyla Türkiye'nin çizdiği yol ve akıldan gidilirse mesele kalmaz. Ama üçüncü aktörler, arka planda çalışan bir takım mekanizmalar devrede olduğu takdirde ben savaşın yayılma riski veya bir bölgesel savaş olma riski var mı dersen, maalesef o riskin hala güncel olduğunu söyleyebilirim sevgili Samet.
Umarız bölgesel bir savaş olmaz, aksine bölgesel bir barış gelir. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarım, Sayın Başbuğ, Sayın Açıkalın'a. İyi günler diliyorum.